Herkese yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Şimdi Fethiye otostop yoluna geldim. Size hemen bilgi veriyorum. Marmaris'in içinden Muğla'ya servisler var, tamam mı? Muğla servisine biniyorsunuz, beni Fethiye yol ayrımına indirin deyin. Eğer otostop çekiyorsanız, tamam mı? Şu yol ayrımına geleceksiniz. Bakın. Bu yol ayrımına geliyorsunuz. Oradan da 7 TL'ye verdim. İçmelerden de oraya kadar 4 lira verdim. Yani toplam 11 liraya buraya gelmiş oldum. Şimdi buradan da otostop çekeceğim. Şimdi gölge bir yere geçeceğim. Fethiye'ye doğru yolumuza devam edeceğiz. Fethiye'de şöyle bir rahatlığım olacak. Asker arkadaşım var, Ramazan. O Fethiyeli. Onunla haberleştik. O beni istediğim yerlere götürecek. İstediğim yerleri yani onun vasıtasıyla, arabasıyla. Bana arabam var dedi. İnşallah vardır. Sonra bir pürüz çıkmasın da. Arabayla falan istediğim yerlere gideceğiz. O yönden Fethiye benim için biraz daha rahat olacak yani. Hem oraları da bildiği için her şeyi detaylıca öğrenebilirim. Buradan da ona tekrar teşekkür edeyim. Ramazancığım çok sağ ol şimdiden. Şimdi şöyle ağaçlık gölgenin altına geçeyim. Çantamı bırakayım ve bakalım ne kadar bekleyeceğiz otostop için. Bu arada 125 km falan buradan Marmaris'ten. Yani 2-2,5 saat sürüyor otobüsle. Ama işte otostopla ne kadar sürede giderim bilmiyorum. Bir de otostopun şöyle güzelliği var. İşte sosyal mesafe falan diyorlar. Abi dolmuşa biniyoruz, 15-20 kişi, anladın mı? Otostopta bir şoför oluyor, bir ben oluyorum. Bazen arkaya oturuyorum, bazen önüne oturuyorum. Yani bence daha güvenli diye düşünüyorum. O yüzden otostop çekmeye karar verdim ve hala otostopla yoluma devam edeceğim yani. Evet, gölge yeri de buldum şimdi. Otostopumuz başarılı oldu. Şimdi ben Ortaca'ya kadar geldim. Buradan Fethiye'ye doğru devam edeceğim. Yolu yarıladık. Buradan da bir araç geldiğinde, bakın şu yol ayrımı iyi. Tamam mı? Virajın olduğu yer. Çok ileriye giderseniz orada araçlar çok hızlanıyormuş. Bana burada durmamı söyledi. Çünkü karşıda ışıklar var ya. O ışıklardan burası gayet iyi otostop için. Yavaşlıyor araçlar mecburen. O yüzden buradan çekebilirsiniz. Şimdi Fethiye'ye doğru otostopumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim yerden otostopumu çektim. Oraya ben Ortaca demiştim ama otostop çektim. Harun abi çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ ol. O beni düzeltti. Dedi ki orası Dalaman diye geçiyor dedi. Yani o benim durduğum yer Dalaman'mış, bilginiz olsun. Şimdi arkadaşım Ramazan'ın yanına Fethiye'ye doğru yoluma devam ediyorum. Otostopum başarılı olmuştu. Ramazan arkadaşım geldi. Şimdi onunla beraber gidiyoruz. Ramazan, nereye götüreceksin oğlum beni? Kahvaltıya. Kahvaltıya mı? Arka açık mı? Bagaj. Ya da şeyi şu arkaya da atsam olur lan. Oğlum el atla, el at. Yani arkadaş, insan bir el atar hadi. Şunu da şey yap. Hadi binelim. İçeriden açayım şunu. Ramazan benim askerden arkadaşım. Diyarbakır Ergani'de askerlik yaptık beraber. O benim üst devremdi. Ramazan nasılsın? İyiyim. Görüşmeyeli. İyiyim, sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Vallahi bana dedi Fethiye'ye gel, ben seni de gezdireceğim dedi. Kısmet bugün iyiymiş. Çok önce söylemişti bunu. Yaklaşık bir 7 yıl olmuştur herhalde bunu diyelim. Tabii canım. Beraber çok nöbet tuttuk Ramazan'la. Hatırlarsın. Hatırlamak istemiyorum. Hatırlamak istemiyormuş. Şimdi gidiyoruz, bir kahvaltı yaparız. Ondan sonra da bir hasret gideririz. Sonra kamp alanlarına nereye gideceğime, hem Ramazan'ın eşliğinde hem de internetten araştırmalarım sonucu bir yere kampımızı atacağız. Görüşürüz yine. Kahvaltımızı yaptık. Ramazan, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Çok sağ olsun. Beni Boğaziçi diye bir yer vardı. Ora tam neresi olarak geçiyor? Sahil mi? Evet, sahil. Sahil tarafında Boğaziçi'nde bir kahvaltı yaptık. Şimdi internetten ben birkaç yer söylemiştim. Darboğaz koyuna gideceğiz. Yakın mı burası? Darboğaz değil. Darboğaz değil miydi lan? Yok, Darboğaz ileride. Ha, Darboğaz ileride. Biz nereye gideceğiz? Hillside'a mı? Hillside tarafına. He, Hillside tarafına gidiyoruz biz.
Şimdi ilk önce ben bir de Darboğaz Koyu diye bir yer buldum. Ya şimdi ücretsiz kamp alanları sıkıntısı var. Jandarma her yerde problem çıkarıyor. Aynı Akyaka gibi öğrendiğimiz kadarıyla. Yani internetten birkaç gezgine de yazdım. Onlar da aynı şeyi söyledi. Hani Fethiye tarafında genelde kamp alanları falan var ama kamp alanları da yani ücreti çok fazla. Ya vermek istemiyorum açıkçası. Ücretsiz bir yer arıyorum. Şimdi gideceğiz bakalım. O Hillside tarafında küçük küçük koylar var mı orada? 4-5 tane var. 4-5 tane küçük küçük koylar varmış. İşte jandarmanın göremeyeceği. Yani nasıl diyeyim ben sana? Yani işte böyle herkesin ulu orta bir yerde çadırın gözükeceği yer değil de daha böyle kuytu köşe bir yer bulabilirsem eğer çadırı oraya kurmayı planlıyorum. Şimdi gidiyoruz. Hillside'a gitmeden Ramazan dedi ki seni Aşıklar Tepesi'ne çıkarayım. Buranın manzarası çok güzel dedi. Fethiye ayaklarının altında dedi. Şimdi oraya geldik. Burası da biraz yukarıya doğru çıkıyorsunuz ama yine o kadar uzak değil yani benim o sahil tarafında kahvaltı yaptığım yer. Size de kahvaltı yaptığım yeri göstereyim. Tam o kıvrımda. Kıvrımda yaptık kahvaltıyı. Buradan manzaraya bakabilirsiniz. Şimdi biz birazdan Hillside'a gideceğiz. Biz Hillside'a giderken siz bu manzaranın tadını çıkarın. Tarafına giderken Kuleli Biş levhası vardı. Oraya döndük. Yani şu an öyle bir manzaradayız ki. Yani buralarda kamp yapılacak yer var mı? Bakacağım. Ama manzara o kadar iyi ki yani size anlatamam. Göstereceğim manzarayı. Önce biraz anlatayım. Şimdi internetten araştırdığım kadarıyla bu Hillside tarafında herkesin olmadığı yer bulup yani koyda kamp yapmayı düşünüyorum. Ama yapabilir miyim? Göreceğiz. Yani şu an deniz var ya size anlatamam ya. O kadar güzel gözüküyor ki. Şimdi biz bir yandan dediğimiz yere gidelim, kamp alanına bakalım. Siz de bu durduğumuz yerden şu manzaranın keyfine bir bakın. Evet, manzara böyleydi. Burada oturan arkadaşlar vardı. Onlara sordum. Şimdi şurası Help Beach'miş arkadaşlar. Tamam mı? Şu kısım Help Beach. Hillside'da şu burun var ya. Burunun hemen arkası da Hillside'mış. Şimdi Kuleli'ye de birkaç koy daha var. Boncuk koyu falan vardı. Yanlış hatırlamıyorsak internetten baktığımız kadarıyla. O ileride hangi koylar vardı la? Büyük samanlık, küçük samanlık. He. Boncuklu. Evet. Kuleli. Kuleli. Evet. Tamam. Şimdi biz oraya doğru devam edeceğiz. Artık orada ücretsiz bir kamp alanı var mı? Ona göre sonra bakacağız. Eğer ben ücretsiz bir kamp alanı bulursam, kampımı da atarsam, siz de videoyu izlerseniz oraya gidersiniz. Ama manzara mükemmel. Hadi gidelim lan. Kapatmadın mı videoyu? Kesesin burayı. Vallahi burayı falan da kesemem. Ramazan inanılmaz derecede utangaç çıktı. Yani konuşmuyor. Diyorum oğlum anlat diyorum. Yok lan bana videoyu alma diyor. O yüzden şimdi yolumuza devam ediyoruz. Yani oralara falan bir bakalım. Aslında o burunun arkası Hillside tarafı güzel gibi duruyor. Güzel de oraya. İzin vermezler mi? Nereden biliyorsun oğlum? Gittin mi? Abi orası tatil köyü. Orası çevrilmiş yani birler tarafından. Oraya sen giremezsin. Özel mülk diyorsun yani. Özel mülk abi. Ama işte internetten öğrendiğim kadarıyla yani sanki ileri taraflara böyle kuytu köşeye falan adam biri kamp atmış ama bilmiyorum ne yapacağız. Şöyle Ramazan'ın gözüne bir yer takıldı. Bu hemen aşağıya indik, çok inmedik böyle 250-300 metre indik. Şu ağaçların olduğu bir yer var şu aşağıda. Yani şuradan inilip aslında orada kamp yapılabilir. Hani kuytu da böyle sote de bir yer duruyor. Şimdi alternatiflerin arasına orayı ekledik. Yani buranın bir belli bir adı yok. Yani ne diyebiliriz? Orası Help Beach. Help Beach'in mesela kenardan 200 metre var mı? 200 metre, hadi 300 metre diyelim. Hemen bir alan bulduk mesela. Burayı aklımıza koyduk.
Ama işte burada hiçbir şey yok. Yani kamp yapacağınız zaman burada şu an ne kamp atan var, ne burada mesela bir şey alabilirsiniz. Elektrik, işte su, ondan sonra yiyecek eşyalarınızı falan almanız lazım. Şimdi ben burayı ekledim. Yani bu bölümü. Şimdi aşağı taraflara bir bakalım. Daha güzel bir yer varsa aklımızda bura bir dursun. Hillside tarafına da bakmadık daha hiç. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Koylara doğru. Ramazan aşağı doğru bakalım o zaman. Aynen. Hadi. Şimdi sen haritadan baktın. İlk önce hangi koy geliyordu? Kuleli. He? Kuleli. Kuleli değil lan. Kuleli birkaç koy ileride dedi ya çocuk. Boncuklu saman falan olması lazım samanla ilgili. Onlar ileride. Öyle mi? İlk önce Kuleli mi gelecek? Bir haritadan baksana. Bir boncuklu var. He, boncuklu koyu var, evet. Şimdi gideceğimiz ilk o gözüküyor haritada. Boncuklu. Boncuklu koyu. Ondan sonra? Ondan sonra Kuleli var. Ondan Kuleli var. Büyük ve küçük samanlı. He, ondan sonra büyük ve küçük samanlı var. Şimdi oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Boncuklu koyuna geldik şimdi. Nereye? Kampa. Oraya nereden iniliyor ki acaba? Orayı sormak lazım. Arkadaşlar bakın hemen göstereyim. Şu alan, şu bölüm var ya çizgili. Orası halk plajı. Tamam mı? Oraya halk girebiliyor. Ama orada sanırım kamp yasak değil mi lan? Yasak değil de hani. Yasak olabilir. Daha sormadık. Öğrenebiliriz. Olmadı onu ben dönüşte tekrar sorarım. Şu diğer tarafta şey gözüküyor. Özel mülk diye geçiyormuş. Tamam mı? Aslına bakın şu teknenin olduğu yer çok uygun bakın kamp için. Yani inanılmaz güzel. Şu manzaraya bakar mısınız? Bir de şu aşağıda bir yer var. Orada sandalyelerini falan atan var ama çadır falan kurup da kamp yapan yok. Mesela şu an. Orası da bayağı güzel. Ama işte bizim aradığımız yer tamamen böyle kesin bir yer olsun diyorum ki oraya kampımızı yapalım. Şimdi bilmiyoruz buralarda oluyor mu olmuyor mu. Onu soracağız. Şimdi boncuklu koyunu da geçtik. Ben şimdi soracaktım aslında girişte de Ramazan dönüşte soralım dedi. Aşağı inince soralım Ramazan orayı. Orayı tekrar soracağız. Kesin bir bilgi edineyim. Ondan sonra kampımızı yerini kararlaştırıp buraya bir de gelirken erzak merzak da alamadık. Allah'tan Ramazan var da ben araçla gelebildim. Yani yoksa yanınıza erzaklarınızı falan alın bu taraflara gelmeyi düşünüyorsanız. Yani kesin şu an daha kamp yapılacak yeri bulamadık ama ben size kesin bilgiyi vereceğim. Ona göre şimdi devam ediyoruz. Kesin bir kamp yeri bulana kadar videoyu izlemeye devam edin yani. Devam ediyor çekimim. Şimdi şurada bir koy var. Oraya inip bakalım. Yani burada küçük küçük koylar var. Şimdi bu koyun adı yok mu? Adı yok. Şimdi size o koyu göstereyim arkadaşlar. Bir tane koy bulduk ama yani inişi falan aslında iniş falan filan olsa yani düşünsenize şurada kamp yaptığınız ya. Şu manzaraya bir bakın. Şu koyda mesela. Bak şu koy var ya çok ideal. Yani resmen havuz gibi ya. Ben orayı çok beğendim de işte buradan mesela iniş var mı yok mu? Patika da yok yani hani. Şu ileri tarafa bakacağız patika var mı diye de. Patikada var mı yok mu bilmiyoruz ya. Sen hiç inmedin değil mi bu taraflara bu koylara? Yani inilir mi sence buraya ne diyorsun? He? İnilir ama. Evet geri çıkılmaz diyorsun he. Çıkarsın da zor çıkarsın. Neyse bir devam edelim bakalım. Önümüzde Kuleli Beach mi geliyor şimdi? Kampçı mı? Kampçı değil mi? He, hani nerede? Ha orada birisi var. Ramazan gördü. Birisi orada denize girmiş ama şurada. Şimdi ona bir sesleneceğim. Pardon. Beni duyabiliyor musunuz? Şu an beni duyamıyor. Yani şu an orada birisi sanırım bu koya inmiş ama işte nasıl inildiğini falan soracaktım. Belki de çadırı görünmeyen bir yere kurdu. Kamp da yapıyor olabilir. Ama şu an beni duymuyor. Çünkü çok uzağız. Dalganın sesinden falan beni duyması imkansız. Beni duymuyor ki oğlum. Ya çok güzelmiş ya. Buraya bayıldım ya. Harika. Neyse. Biz şeye devam edelim. Kuleli Beach'e. O tarafa doğru. Hadi. Çalıştır.
güzergahımızdan Kuleli Biçi geçtik şimdi. Şurada da bir tane özel işletme biçi var. Tamam mı? Şurada ben kamp yapan kişileri falan gördüm. Şurada bir koyda. Şu aşağı kısım hemen. Orayı soracağım şimdi. Yani belli bir süre duruluyor mu? Çadır falan kuran var ama belki adam akşam gidecek, çadırını kuruyor. Öyle de olabilir yani. O yüzden bir aşağıya inmem lazım. O tarafa bir bakmam lazım. Şurada bir yerde iniş yeri gördüm. Patika gibi. Aynen buradan patikadan iniliyor şöyle. Ama bu taraflarda su mu bilmem ne var mı bilmiyorum. Onu falan öğrenirim şimdi ben. Bir ineyim oradaki kişilere soracağım şimdi. Bakın çadır olan şurası. Çadırı kamp kurmuş. Orası var. Öyle soralım bir. Şimdi 4 gündür burada kalıyorlarmış. Şöyle. Abi sen nereyi tavsiye ediyorsun? Darboğaz. Darboğaz. Yeminler tarafında. Peki ücretsiz kalabilir miyim orada? Ücretsiz. 500 metre bir patika yoldan gidiyorsunuz. Tamam. Çok güzel bir deniz var, kalabilirsiniz. Anladım. Peki orada ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim yer yok. Hayır. Almam lazım. Aynı bura gibi. Aynen. Burası gibi aynen. Anladım. Anladım. Orman bir yana gölge alan bulabilirsiniz. Anladım. Anladım. Yani buranın denizi falan da çok güzel. Şöyle dibi falan gözüküyor aslında. Arkadaşlara sordum. Siz 4 gün kalıyorsunuz değil mi? Bir haftadır buradasınız. He, 4 gündür buradasınız. Bir hafta kalacaksınız. Anladım. Darboğaz'a falan gittiniz mi? Şimdi arkadaşlar işte yer burası. Yani işte yer bulamazsam eğer ileride Letonya tarafının orada bir yer daha vardı. Oraya soracağım dedim. Ama o arkadaş şey dedi bana. Orada kalma dedi. Orası dedi hem denizi falan pis dedi. Biz dedi burayı tercih ettik dedi. Şimdi abiden de Darboğaz'ı öğrendim ben. Zaten internetten bakmıştım Darboğaz'ı. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Şimdi Darboğaz'a git dedi bana. Orası çok güzel dedi. 500 metre bir patikadan iniyorsun dedi. Bilmiyorum şimdi ne yapacağım. Karar veririz ya Ramazan'la birlikte. Yani işte durumlar böyle. Burada da duş falan hiçbir şey yok onu söyleyeyim. Yani bütün ihtiyaçlarınızı kendiniz almanız lazım. Zaten büyük ihtimalle o çadır kuranların da aracı var. Araçla bütün eşyalarını yanına almışlar. Çadırlarını da kurmuşlar. Zaten masaları, sandalyeleri her şeyi var. Yani benim gibi sırt çantalı değiller diye tahmin ediyorum. Şimdi yoluma devam edeceğim. Şu arkadan bir araç geliyor ya, orman bilmem bir şey yazıyor. Ne olduğunu tam göremedim de onlara belki sorabilirim şimdi. Ya bir şey soracağım abi de. Evet. Şimdi ben ücretsiz kamp yeri nerede yapabilirim? Seni çekmiyorum, sıkıntı yok. Kendimi çekiyorum. Yok mu? Allah Allah, burada kamp kurulabiliyormuş ama herhalde. Yok mu, burada da mı yasak? Allah Allah. Nerede kurabilirim peki? Abi normalde kurulmuyor yani böyle bir şey yok, kamp yok ama yasak. Ama kurulursa jandarma gelse cezaya diyoruz. He, jandarma bakıyor. Anladım, tamam. Tamamdır, teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi sordum, normalde yasak dedi, öyle kamp kurulmuyor, jandarma kaldırıyor dedi. Yani Orman Fethiye İşletme Müdürlüğü'nün aracı geldi, ona sordum belki bilir diye de. Şu an... Neden adresi söylesin, ne yaptın? Ya ben kamp yeri arıyorum, ücretsiz. Kamp yeri ücretsiz. He. Böyle... Bu taraftan geldin? Arkadan geldik, arkadan baka baka geldik koylara. Bu tarafta var da ücretli mi ücretsiz mi ben gördüm. Orayı duydum ben de. Letonya'nın ilerisindeymiş. Berisinde. 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 Tamam. Evet. Oraya da bakacağız. Ücretli mi değil mi bilmiyorum ama bu taraflarda yok. Tamam, teşekkür ederim. Katrancı'da yer yok herhalde. He. Katrancı'da yoktu. Katrancı koyunda da yer yok. Anladım. Katrancı koyu varmış, orada da yer yokmuş. Vallahi sıcak. Bunu aldım bir de ya, inanılmaz derecede. Şimdi Ramazan'da. Ramazan! Hı. Oğlum abi diyor ki, Darboğaz'a git diyor lan. Ora çok güzel, orada kamp yapılıyor dedi bana, ücretsiz. Evet. Olmadı, oraya gideceğiz. Hala devam ediyoruz yer aramaya. Yani biraz sitem edeceğim açıkçası.
Yani bizim gibi insanlar, öğrenciler olabilir. Yani düşük çaplı, ücretli kamp yapacaklar işte. Tatilini bir şekilde kendi bütçelerine göre yapacak insanlar için. Yani ne kadar zorlama varsa hepsini yapmışlar diyebilirim. Yani ayıp türsü utanmasa yani diyecekler ki siz yani bildiğin sınıf ayrımı yapacaklar yani artık. Yani o şeye gelmiş durumda. Oraya yasak, oraya gidiyoruz. Buraya yasak. O jandarma gelir. Şöyle olur, böyle olur falan filan. Yani inanılmaz derecede saçma ya. Şimdi o daha yeni ki indiğim koya da orada kamp yapanlar şey söyledi, o bilgiyi de vereyim. Yaban domuzu falan inebiliyormuş ama bir şey yapmıyor, zararsızlar dedi. Yani bilginiz olsun diye söylüyorum. Çünkü ben konuşmaya başladığımda ilk önce tanıştım, sonra video kaydına girdim. O yüzden o kişinin söylediğini duyamadınız. Yani o bilgiyi de size vereyim. Bu tarafa gelirseniz eğer bilginiz olsun. Şimdi hala devam ediyoruz aynı yol güzergahından. Aramaya devam yani ücretsiz bir kamp alanı. Ücret vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Bulacağım. Ben de öyle bir yer bulacağım ki çok güzel bir yer olacak, hissediyorum yani. Bende de öyle bir his var. Onu hissediyorum. Bakalım bulabilecek miyim, bulamayacak mıyım, göreceğiz. Şimdi Alesta Beach diye bir yer buldum. Yani patlıcan tarlası diye de geçiyormuş burası. Burada kamp yapılıyormuş. Bakın birkaç tane kampçı var. Şöyle göstereyim size. Bakın şurada çadırları var. Yine şurada bir çadır var. Yani burayı buldum şimdi bir de oranın haricinde. Ama dedi çok uzun kaldırmıyorlar dedi. Hani bir gün, iki gün falan dedi orada. Birisine sordum. Yani bu da alternatifler arasına girdi. Alesta, Fethiye tarafında. İşte orası da burası. Yani bu taraf. Şimdi kamp alanın etrafını şöyle size bir göstereyim. Alesta Beach nasıl bir yer? Onu izleyin. Ben yoluma devam edeyim. Ediyoruz. Şimdi şöyle bir plan değişikliği yaptık. Şimdi şurası Ölüdeniz bakın. Evet. Göstereceğim şimdi elimle. Biraz daha yukarı çıktığı zaman Ramazan. Aynen. Şimdi elimle gösteriyorum bakın. Şu dağın olduğu hemen aşağısı beyazlık olan yer Ölüdeniz. Şimdi bu yoldan biz devam ediyoruz. Şimdi bugün Ölüdeniz tarafına bakacağım ben. Ölüdeniz tarafında eğer kalabilirsem. Bakın. İşte şurası. Şurada mesela bir koy daha var. Orası ne Ramazan? İşletmenin mi orası? Evet. O hemen yanında Ölüdeniz'in bir işletme var. Hatta Liberty Otel miydi orası? Liberty Otel'in orası. O yüzden Halk Plajı'nın olduğu yerde bir yer ayarlamaya çalışacağım. Yani Ölüdeniz'de kalayım diyorum bir gün. Bir günde işte Ramazan müsait olur mu bilmiyorum. Yani Darboğaz tarafına gitmeyi planlıyorum. Ramazan eğer müsait olursa o götürecek beni. Müsait olmazsa ben kendim bir şekilde gitmeye çalışacağım. Artık hep birlikte göreceğiz yani. Şu kampı nereye kuracağım? Ben de gerçekten çok bunaldım. Sıcak. Yer yer arıyorsun falan. Artık bakacağız yani. Öyle. Kelebekler Vadisi'ne geldik. Yani bu meşhur fotoğrafların çekildiği yer var ya, aman dikkat edin. Şu bakın işte burası Kelebekler Vadisi. Şimdi buradan Ramazan sen beni takip et dedi. Bakın burada bir de yemek falan yerseniz bak şöyle bir yemek şeyleri var. Ücretlerini de göstereyim size şöyle. Olur da hani hazırlıksız yakalanırsanız buradan şeyler yersiniz. Şöyle ben bir geçeyim. Sağ olun. Şimdi yürüyoruz. Şöyle hep kayalıkların arasından. Şöyle. Kelebekler Vadisi'ne doğru. Ha, burası mı? İşte arkadaşlar meşhur fotoğrafların çekildiği yer burası. Tamam mı? Aman diyeyim dikkat edin ha. Genelde şu taşın oraya oturup çekiliyorlar herhalde. Burada bir sürü taş var ya.
Burada gerçi bir sürü taş var ama sanki benim gördüğüm fotoğraflar orada çekilmiş gibi hissettim ama tabii yerine göre değişiyor. Aman dikkat edin ha. Sakın. Sakın. Düşmeyin. Tehlikeli yani. Yani eğer düşerseniz var ya şu kayaların bakın şu şeyleri falan sivri yani böyle bıçak gibi keser. Ayağınızı falan dizinizi mirizinizi de vurmayın. Dikkat edin. Ramazan. Şimdi aşağıya oturalım mı diyorsun? Şey gölgenin orada mı? Tamam. Şimdi aşağıya inelim. Yani ben bile gerçekten inanılmaz tırstım ya. Bayağı şey yani yolları taşları falan aman ha. Yani bir fotoğraf için sakatlanmayın. Bir de ben diz sakatlığı geçirdiğim için ön çapraz bağlarım koptu. O yüzden böyle yerlerden yürürken iki katı daha dikkat ediyorum. O yüzden siz de dikkat edin. Şöyle ineyim. Ramazan fazla inme ya. Fazla inme oğlum. Ne kadar yol yürüdük. Ramazan da indikçe iniyor ha aşağıya. Arkadaşlar. Şimdi biz burada bir soluklanalım. Siz de o sırada Kelebekler Vadisi'nin manzara görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Yolculuğum devam ediyor yani. Bundan sonra nereye gideceğim? İşte bunu o manzara görüntülerinden sonra göreceksiniz. Evet arkadaşlar sonunda kamp yapacağımız alanı bulduk. Kelebekler Vadisi'nde o fotoğraf çekilen meşhur yerin ilerisinde Faralya Köyü'nün başladığı yerdeyim. Bakın burada şuraya şurada bir çadır var. Şurada şöyle bir çadır var. Yine hemen aşağıda var. Ben de ileride şurada ağacın gölgesini buldum. Oraya kuracağım. Yani çünkü ağaç büyük. Gölgesi de bayağı geniş. Hem sabah güneşini almayayım hem akşam güneşini almayayım ki serin serin uyuyayım dedim. Bir de sordum burada kamp yapanlara. Sivrisinek oluyor mu diye. Sivrisinek olmuyormuş. Bir de şu terimi sileyim. Bir de şöyle bir bilgi verdiler. Burada tuvalet ve duşu kullanabiliyorsunuz. Tuvalet 1 liraydı değil mi Ramazan? Tuvalet 1 lira, duş da 5 liraymış. Kullanmak isterseniz eğer. Buradan plaja inmek için vadi yolu varmış. Vadi yolu tehlikeli. Ölenler falan olmuş. Sordum ben burada kampçılara indiniz mi falan diye. Tehlikeli olduğu için inan olmamış. O yüzden şimdi çantamızı alalım ve kamp yapacağımız yere gidelim. Çadırımızı kuralım. Ramazan ben çantayı alayım kanka. Evet. Şimdi kamp yapacağımız yere gidiyoruz. Şurada da bir ağacın orası var. Parkın olduğu yer. Ama biz ileride daha güzel bir yer bulduk. Burası bir köyün içi. Hemen yukarıda market var mıydı Ramazan? Var. Yukarıda market de varmış. Şimdi buraya kampımı yapacağım. Of, bayağı da yorulduk ya. Ne kadar arabayla geçsek de yani sıcak adamı gerçekten yoruyor. Yani Ramazan olmasaydı yani araçsız otostopla hani ne kadar gelirdim. Yani illaki gelirdim ama çok meşakkatli olurdu yani benim için. O yüzden bakın şu ağaç. Şu ağacın altına. Tamam mı? Manzaram da şöyle olacak. Biraz ağaçlar şöyle kapatıyor ama yine de iyi yani. Hani akşama doğru biraz daha güneş batımına doğru sandalyemi alıp manzarayı oradan izleyebilirim. O yüzden bence gayet iyi seçim oldu. Çünkü şu ağacın serinliği yani şu an vuruyor. Gölge olduğu için çok iyi. Ramazan, çadırımızı kuralım kanka. Al çantayı. Çantayı sen oraya al. Şimdi kampımızı, çantamızı. Ah konuşamadım lan bayağı yorulduk. Sıcaktan ha. Şimdi çadırı hemen kuralım. Ufak tefek eşyalarım var almam gereken. Yani temel malzemelerim onları da alayım.
Allah'tan bugün Ramazan'ın izinli gününe denk geldik. Pazar bugün. İzinli olduğu için bütün gününü bana ayırdı. Ramazan, sana tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Valla beni kırmadın, ta buralara kadar gezdirdin, ettin. Çok sağ ol. Rica ederim. Arkadaşlar tekrar görüşürüz. Bugün artık kampı buraya yapıyoruz. Yarın da size buranın sabah manzarasını göstereceğim. Şimdi kamp zamanı. Evet, herkese günaydın. Faralya. Burası köy girişi. Yani Faralya Seyir Tepesi diye geçiyor bu kaldığım yer. Ama var ya, havası o kadar güzel ki akşam hiç esmedi. Ama yine ona rağmen çok serindi. Yani böyle çok rahat uyuyabileceğiniz bir serinlik var. Soğuk değil. Kesinlikle. Yani gayet iyiydi. Ben çok memnun oldum havasından. Ağacın altında kurduğuma da gerçekten iyi yapmışım. Güneşi de görmedi çadır. O yüzden serin kaldı. Şimdi dışarı çıkalım, bir buranın manzarasına bir bakalım sabahki. Şöyle dikkat edeyim. Ağaç. Ağaç da var. Of. Çadırımızı şöyle kapatalım da. Her zaman tenteyi kapatıyoruz ki böcek, işte sinek vesaire şeyler girmesin, sürüngenler vesaire. Evet, işte manzaramız da böyle sabahki. Şimdi size buranın sabah manzarasını göstereyim. Şöyle bir şey daha öğrendim arkadaşlar. Buradan Kabak Koyuna yürülüyormuş. Yani yürüyerek de gidebiliyorsunuz. Patika bir yol varmış. Yani Kelebekler Vadisi'nden ben de yolunu sordum. Hani Kelebekler Vadisi'nin yolu tehlikeli olduğu için, hani bu yolda tehlikeli mi dedim. Market var yukarıda hemen, 500 metre. Yok dediler. Bu Kabak Koyu daha rahat gidilir dediler, hani yürüyerek. Buradan Kabak Koyuna da servisler falan varmış. Artık servis ücretlerini geldiğinizde öğrenirsiniz. Yani tam emin değil ama 10 kişi olunca kişi başı 50 liraya mı götürüyormuş, ne öyle bir şey diye duydum. Kimisi yok öyle bir şey falan filan dedi. Yani tam emin değilim yani. O yüzden ben o adamın dediğini söylüyorum yani. Bana öyle söyledi marketteyken. Yani burayı gelip gerçekten görmeniz lazım. Parayla Seyir Tepesi'ni. Ben çok beğendim. Harbiden çok güzel bir yer. Evet, denize giremedik edemedik ama buranın manzarası görülmeye değer diye düşünüyorum. Evet, bugünlük videomuz sona erdi arkadaşlar. Bugün ayrılabilirim buradan. Yani büyük ihtimal ayrılacağım. Farklı bir yere gideceğim. Darboğaz Koyu diye. İnşallah güzel bir yer olur. Tekrar yeni videolarda görüşürüz.